Topkapı Sarayı'na gelen insanların aklında birkaç tane özel eşya vardır. En önemlisi kaşıkçı elması. Kaşıkçı elmasını görmeyen kişi sanki sarayı hiç gezmemiş gibi kabul edilir. Sarayı gezen birine illaki kaşıkçı elmasını gördün mü? Aman ha illaki gör denilir. Halbuki Topkapı Sarayı'nda kaşıkçı elmasından maddi manevi hikayesi, geçmişi ve elbette hitap ettiği detaylar bakımından çok daha kıymetli, çok daha anlamlı objeler vardır. Ben şimdi bugün tarihten gerçek hikayelerde hem de Topkapı Sarayı'nın bizzat içinde Hazine Dairesi'nin kapısının önünde size bu en kıymetli eşyalardan birini anlatacağım. Bir elmastan bahsedeceğim. Ama bu elmas kaşıkçı elmasından çok daha etkileyici, çok daha muhteşem. Üzücü olan ne? Kaşıkçı elması ile arası sadece 5-6 adım. Ama kaşıkçı elmasının önünde her gün yüzlerce insan birikiyor, yolu tıkıyor resmen. Ama onun önünde hiç kimse durmuyor, yanından geçerken dönüp bakmıyor. İşte şimdi sizinle bu elması konuşacak. Hikayenin bitiminde de bu elmasın yanına gideceğiz. Madden ve manen kaşıkçı elmasını belki 1000 kere sollayacak bu muhteşem mücevher adı Kevkeb-i Dürri. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet, Kanuni oğlu 2. Selim, onun oğlu 3. Murat, onun oğlu 3. Mehmet. Bunların hepsi Ayasofya Camii'nin bahçesinde yan yana yatıyorlar. 1. Ahmet ise 3. Mehmet ve Handan Valide Sultan'ın oğluydu. Ve bugün kendi adıyla anılan o muhteşem külliye, Sultanahmet Külliyesi'nin bahçesindeki türbesinde eşi Kösem Sultan'la metfun. 14 yaşında Osmanlı tahtına geçti. 14 yıl Osmanlı tahtında kaldı ve 14. Osmanlı padişahı olarak 28 yaşında bu fani hayata gözlerini yumdu. Birçok yönüyle özel, çok farklı bir padişahtı. Mesela babaannesi Safiye Sultan'ın yaptırmaya başladığı Eminönü'ndeki yeni cami vardı. Temelleri yeni atılmıştı. Safiye Sultan ve ardından da oğlu 3. Mehmet öldü. Torun 1. Ahmet babaannesinin camisini bitirmek yerine kendi büyük külliyesinin inşaatına başladı. Çok büyük bir eserdi. Zor bitirdi. Onun döneminde hem Safevilerle hem de Avusturyalılarla amansız savaşlar yapıldı. Onun döneminde muhteşem eserlere, icraatlara imza atıldı. 1. Ahmet döneminde o 14 yıllık saltanatında Osmanlı ilim dünyasında Aziz Mahmud Hüdayi gibi dev kametler İstanbul'da nevşinema buldular, insanlığa seslendiler. Sultan 1. Ahmet tam bir peygamber aşığıydı. Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerde muhafaza edilen binlerce sahabe döneminden beri saklanan sakalı şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait saç ve sakal tellerini tek tek cam tüplere koydurmuş, onu dünyanın dört bir yana dağıtmış, Gül-i Muhammedi'den bütün insanlık istifade etsin demişti. O peygamber aşığı, Peygamber Efendimiz'e çok düşkün Osmanlı padişahı tahta geçtiğinde ilginç bir şey yaşandı. Tahta geçmişti. Babası 3. Mehmet 8 yıllık saltanatının ardından vefat etmişti ve vasiyeti üzere babası ve dedesinin yanına Ayasofya Camii'nin bahçesine defnedilmişti. Sultan 1. Ahmet'in cülusu hemen yanımızdaki Bab-ı Saade'nin önünde yapıldı. Eyüp Sultan'a takdidi seyf merasimine gitti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin eliyle Peygamberimizin kılıcını kuşandı. Topkapı Sarayı'na geldi. Has odaya avdet etti. Yanına gelen Hazine Dairesi yetkilileri ona bir kutu takdim ettiler. Kutu açıldı. İçinden altın kaplamalı mücevherli bir yüzük çıktı. Yüzüğün dev bir elmas taşı vardı. O güne kadar
dünya üzerine gelmiş geçmiş en büyük elmas parçalarından bir tanesiydi bu. Yontulmuş bir tek taş. Parmağına taktığında parmağının bulunduğu alanı geçecek kadar devasa bir taştı bu. Parmağını kaldırdı. Yüzeye şöyle bir baktı. Sonra bu peygamber aşığı padişah dedi ki bu taşı üzerinde bulundurmak bana değil, benim efendime layıktır dedi. Hakikaten öyle bir padişahtı. Düşünün, Memlük Sultanı Kayıtbay'ın Kahire'deki türbesinden peygamberimizin mübarek ayak izini getirmiş, camisine koydurmuş. Rüyasına peygamberimiz girip de o kadem yerine iade edilsin denilince onun kalıbını çıkarmış. Kalıbının üzerine bir şiir yazmış, sarığının önüne sorguç gibi koymuş ve halkın içinde öylece gezmişti. Sorgucun üzerine şöyle yazdırmıştı Sultan 1. Ahmet. Nola başımda tacım gibi götürsem daim, kademi nakş-ı pakini ol Hazreti Resulün. Gülü gülzarı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet ağa durma yüzün sür kademine o gülün diyecektir. Parmağına yüzüğü takmıştı. Sonra baktı. Bu taşı üzerine bulundurmak bana değil, benim efendime layıktır dedi. Ve yüzüğü parmağından çıkardı. Saray görevlilerini çağırdı. Sarayın hazine görevlilerine. Hazineye hasta görevlileri geldiler. Dedi ki bu yüzükten bu dev elmas taşı sökeceksiniz. Altından bir tas yapacaksınız. Bir çerçeve, bir levha. Ortasına bunu mıhlayacaksınız ve bunu Medine'ye göndereceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek türbesine sandukasının üzerine bir nazar boncuğu gibi koyacağız emrini verir. Tabi saray kuyumcuları hemen o altın tepsinin hazırlığına başlarlar. Yüzük kesilir ve içinden o muhteşem elmas taş çıkarılır. Yalnız padişahın bu emri saray halkının kulağına gitmekte gecikmez. Saray halkından da paşaların ve diğer kadın efendiler. Elmas yüzükleri bulunanlar bu kez elmas taşlarını saraya göndermeye başlarlar. Resmen saraya bir elmas yağmuru başlar. Sultanım der, elmas yüzük taşını gönderenler. Duyduk, siz o dev elmas taşınızı yüzüğünüzden çıkarıp Efendimiz Aleyhisselam'a gönderiyormuşsunuz. Bizim de elmas yüzüklerimiz var. Biz de taşlarını söktürdük, size gönderdik. Taşınızın yanına bunu da koyarsanız bizi bahtiyar kılarsınız. Ve Topkapı Sarayı'na yağan bu elmas yağmuru neticesinde onlarca tek taş elmas padişahın o muhteşem altın tasının ortasına kondu ya, 1. Ahmet'in elması. Etrafına tek tek işlenir. 3, 5, 7, 10, 50 derken yüzü geçen elmas taş birikir. Padişahın taşının etrafında. Tam mücevher tamamlandı denecek iken paşalardan birine de dev bir elmas yüzüğü varmış. O da duyar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a madem böyle bir hediye gidiyor ben de göndereyim der. O dev elması gönderir. İnanın bu elmas o kadar büyüktür ki neredeyse padişahın elmasını geçecek kadar büyüktür. Gönderilir. Gönderilir gönderilmesine ama altın o çerçevenin, levhanın üzerinde koyacak yer kalmamıştır. Üste özel bir ekleme yapılır ve o paşanın elması da oraya konulur. Sultan 1. Ahmet bu mücevherin altına kendi adını da yazar. Yani şunu demek isterler. Ya Resulallah, biz dünya adına en kıymetli şeyimizi sana gönderdik. Senin kabrine gönderdik. Senin sandukanın üzerinde bir süs unsuru olarak dursun diye gönderdik. İstiyoruz ki bu mücevherlerin şahsında sen de bizi hatırla. Sen de bizi bil ve asıl hayatta, ahirette sıkıntı yaşayacağımız demlerde sen de bize şefaatçi ol. Kevkeb-i Dürri denilen bu kıymetli mücevher Medine'ye gönderilir. Ve Medine'de Sultan 1. Ahmet'in saltanat yılları kaç?
14 yıl tahtta kaldı. İşte o yıllar arasında 1600 yılların başında Medine'ye gönderilir ve Medine'de Mescid-i Nebevi'de kıblenin hemen kenarında yeşil kubbenin altında öyle kimselerin rahat giremediği Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin bulunduğu o özel noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın sandukasının üzerine bir nazar boncuğu gibi konulur. 1605 yılından 1915 yılına kadar orada kalır. Yani 3 asırdan fazla bir süre. 1900'lü yılların başı, 1. Dünya Savaşı patlak vermiştir. İngiliz destekli Şerif Hüseyin birlikleri Medine'yi kuşatırlar. Onların Medine'yi kuşatacağını fark eden Fahrettin Paşa, onların kuşatmasından kısa bir süre önce İstanbul-Medine arasında Sultan II. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz demir yolunun son istasyonu, Medine istasyonuna bir tren gelir İstanbul'dan. Bu treni gönderirken Mescid-i Nebevi'de Efendimizin hücre-i saadetindeki bütün mukaddes eşyalar İstanbul'a gönderilir. İngiliz destekli Şerif Hüseyin birlikleri bu mukaddes eşyaları asırlardır hücre-i saadette korunan bu mübarek eşyaları yağmalamasınlar, kapanın elinde kalmasın diye. O tren müthiş bir trendir. Trenin fotoğrafı çekilir. Lokomotifin alnında Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazmaktadır. Yani Selamun Aleyküm Ya Resulallah. Peygamberimize selam vere vere İstanbul'dan Medine'ye giren bu trenle 1. Ahmet'in ve o günün kadın efendilerinin, paşalarının parmaklarından çıkan yüzük elmas taşlarıyla süslü Kevkebi Dürri'yi İstanbul'a gönderilir. Bugün bu muhteşem mücevher İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda işte bu gördüğünüz hazine dairesinde mukaddes emanetlerin arasında saklanmakta. Bu daire tam 15 yıldır kilitli ve restorasyondaydı. Birkaç hafta evvel restorasyonu bitti. Açık ve bizi bekliyor. Şu kapıdan içeri girdiğiniz zaman önce Fatih Yavuz ve Kanuni'nin kılıçlarını göreceksiniz. Sonra Osmanlı paraları ve avuç avuç yontulmamış mücevherler. Sonra kaşıkçı elması gelecek önünüze. Ve sonra da Kevkebi Dürri'yi göreceksiniz. İçeri girdiğiniz zaman diğer gelen konuyu bilmeyen turistler gibi sakın onun önünden bilinçsizce geçmeyin. Kevkebi Dürri'nin önünde uzun uzun durun. 1. Ahmet'in ve Osmanlı ekabirinin elmaslarının şahsında onların peygamber sevgisini iliklerinize kadar hissedin. Hadi şimdi Kevkebi Dürri'yi görmeye. O muhteşem elmas sizleri bekliyor.